İzleyenlere selamlarımı yolluyorum. Halit Özkurt ben. Trabzon Meydan civarındayım. 8 Ekim 2023 Pazar günü meydana doğru geldim. Gelmişken de buraları sizlere göstereyim istedim. Daha önce buradan bir iki defa video paylaşmıştım ama üstünden biraz zaman geçti. Şimdi kameramı çevireyim. Meydana doğru birlikte yürüyelim. Burası Maraş Caddesi. Kahramanmaraş Caddesi. Eğer Maraş'tan takipçimiz varsa Kahramanmaraş'a da buradan selamlarımızı yollayalım. Burası trafiğe kapalı olduğu için da çok rahat yürünebiliyor. Bankaların merkez şubelerinin tamamı burada. Trabzonspor Müzesi şu arada. Burada Trabzon simitlere satılmayı bekliyor. Güzel, hoş bir kalabalık var. Hoşuma gitti. Devam edelim. Tam yürüyüş havası var. Akşam serinliği o kadar güzel ki. Ara ara akşamlara gelmek lazım. Normalde akşamlara çok dışarı çıkmıyorum ama bundan sonra birkaç kere ara ara çıkmayı deneyeceğiz. Yazın buralar çok sevimli olmuyor. Çok sıcak, nemli olduğu için problem ama böyle Ekim, Kasım, Aralık aylarında sıcak olmadığı için, aşırı soğuk da olmadığı için burada yürümek güzel. Yürürken bir sürü tanıdığın insanı görüyorsun. O ayrı bir güzel. Şu saate kadar epey kişiyle karşılaştım. Bir de sosyal medya hesaplarında tanıyanlar olduğu için ara ara sağdan soldan selam verenler oluyor. O da güzel bir şey. Zorlu otel. Herhalde düğün var. Korktun. Çıkmak için.
Ya vallahi yo yo iyi şey olsun. Evet, şu an meydana geldik. Meydan parkına girip turlayıp oradan çıkacağız. Gelmişken şu ayakkabılarımızı da boyattıralım. Burada ara ara kemence çalanlar oluyordu. Bakalım bugün rastlayacak mıyız? Aslında güzel bir şey. Böyle önüne bir mendil açıyor. Millet bahşiş veriyor. Onlar da milleti eğlendiriyor. Hoş bir şey. Onların sayısı çoğalsa bence iyi olur. Bazen zabıta izin vermiyorlar ama bence bir mahsuru yok. Etraf şenlensin. Adam çalsın ne olacak ki ya? Kimseye bir zararı yok. Şuradaki Trabzon yazısı biraz meşhur oldu. Genelde bunlar resim çektirip paylaşıyorlar. Buna benzer bir yazı stadın önünde var. Evet, buradan dönelim geri. Şurası da hemen karşıda Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ilk binası. İşte ilk bina olarak kullanılıyor olabilir, tam bilmiyorum. Dönelim bu tarafa, parkın içerisinden öteye devam edelim. Birazdan uzun sokağa doğru gireceğiz. Oradan devam edeceğiz. Lan ne yapıyorsunuz orada? Bak. Bu ne peki? Şu nedir peki? Trabzonspor'da. Sen Trabzonspor'da mı oturuyorsun? Vaa. İsmin ne? Seviyor musun Trabzonspor'u? Aferin sana. Hadi bir el sallayın kameraya. El sallayın. El salla böyle. Hadi bay bay. Çocukların bambaşka çok güzel bir dünyaları var. Çabuk çabuk kafasında tasarlıyor, üretiyor, uygulamaya geçiyor. Oraya çıkmak onun için büyük bir başarı.
Onlara sohbet ederek, onların dünyasına inmek çok güzel bir şey. Çocuklara ben çok sohbet ediyorum. Çok zevkli bir şey, denemenizi tavsiye ederim. Asıl sohbet etmek zevkli ama asıl zevklerden bir tanesi de onları sevindirmek. Yani küçük de olsa mutlaka bir hediye vermeye çalışın. Bir tane çikolata verseniz dünyalar onun oluyor. Özellikle köylerde olanlar, çünkü şehirde olan bir şekilde ulaşabiliyor ona. Böyle bir köye yaylaya çıkarken arabanızda mutlaka bulunsun. Böyle yolda giderken gördüğün yoldaki çocuğa dur, selam ver, bir tane çikolata, bir şey hediye et. Emin olun onlar çok mutlu oluyor. Onların mutluluğunu sizler gördüğünüz zaman sizler de mutlu olacaksınız. Deneyin bakın. Ben köyde yetiştiğim için onların o duygularını çok iyi biliyorum. Çünkü aynı duyguları biz yaşıyorduk. Çok nadir de olsa birileri bizlere bir şeyler veriyordu. Uzun süre onun izi bizde kalıyordu. Evet, uzun sokaktayız bu arada. Bak, burası daha kalabalık bugün. Yani uzun sokağı özleyenler uzun sokakta benle yürümüş gibi oldular diye zannediyorum. Beton Elvan'ın meşhur yeri bakın burada. Trabzon'un meşhur markasıdır. Aslında çok büyümesi gerekiyordu ama maalesef Trabzon'un dışına pek taşamadı. Ürün kaliteli. Onun gibi birçok firma önce Türkiye sonra dünyaya açıldı. Ama vardır bir hayır, vardır bir güzellik. Evet, yürümeye devam ediyoruz. Akşam saati yaklaştı. Şöyle bir 5 dakika daha yürüyelim. Büyük Postane'nin oraya kadar gelelim. Orada videoyu sonlandıralım inşallah. Kalabalığa bakın yine. Normalde bugün pazar, burada kalabalık olmaz. Ama bugün farklıydı. Bir de halen daha çok Arap turist var, bugün fark ettim. Hani sezon bitti diyorlar ama kışın da, sonbaharda da gelmeye başladılar. Güzel, ne diyelim. Esnafımız inşallah şükrünü bilir. Sonuçta gelip para harcıyorlar. İyi davranmak lazım, ahlaklı olmak lazım. Düzgün fiyatlama yapmak lazım. Bu sene bilhassa çok sıkıntılı bilgiler yayıldı piyasaya. Yapmamak lazım. Yapanlar Trabzon'a ihanet ediyorlar. Yani bir günlük, bir kerelik bakmamak lazım. Düzgün davran, düzgün fiyatlama yap. Onlar her sene gelirler. Sonuçta Müslümanız diyoruz, ahlaklı olmak lazım. Yani bilerek fazla para almak ahlaksızlıktır, hırsızlıktır yani. Bunun bir izahatı yok. Bir de bazıları bunu yapıyor. Yaptıktan sonra da arkadaş sohbetlerinde öyle güzel anlatıyor ki işte şöyle yaptım, şu kadar parasını aldım. Ya sen terbiyesizlik yapmışsın, farkında değil. Hırsızlık yapmışsın, kendini övüyorsun. Kendince. Hırsızsın sen ya. Tavuk dünyası. Ben bunların ürünlerini seviyorum ya. Kaç kere yedim. Farklı bir tat var. Tavada yüksek ateşte pişiriyorlar onu. Bir de sosluyorlar.
En önemlisi doyurucu veriyor. Yani tavuğu verirken yanına birkaç şey de koyuyor, doyurucu oluyor. Efendim oğlum? Yok, meydandayım, yürüyorum. Şu anda sen neredesin? Tamam, geç. Oradan eve gelirsin. Geçme fazla. Ben geçerim dolmuşla. Burası da dolmuş kuyruğu. Akşamları böyle bir kuyruk oluyor burada ama bazen iki araba, üç araba gelince hemen bitiyor. Bahçecik attı diye biliyorum burası. Evet, öyleymiş hem de. Evet. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Görüşmek üzere.